Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir telefon tanıtacağım. Adı Blind Shell. Şu iki noktayı baştan belirtmeliyim. Birincisi bu bir tuşlu telefon. İkincisi de Türkçe desteği yok. Konuşma programı var ama Türkçe desteği yok. O yüzden dinlemek istemeyen, beni ilgilendirmiyor diyen arkadaşlar dinlemeyebilirler. Bunu bir Çek firması üretmiş ve yakında Türkçe desteğinin konuşma programının da menüsünde olabileceğini söylüyorlar. İşletim sistemi olarak ne iOS ne de Android. Kendilerine özgü bir işletim sistemi yapmışlar. İlginç yanı bu telefonda WhatsApp, Telegram, Facebook gibi ya da mail gibi bütün programları kullanabiliyoruz. www.uygulamaakademisi.com. Önce telefonun fiziksel özellikleri hakkında biraz bilgi vereyim. Telefon bir ortalama işte iPhone büyüklüğünde ama kalınlığı biraz daha kalın. Ve arka yüzünden başlayacak olursak arkasında bir kamerası var. Kamerasının hemen altında da bir acil tuşu var. Buraya bir tanıdığımızın ya da polisin ya da ambulansın telefonunu verebiliyoruz. Basıldığı zaman direkt orayı arıyor. Arka kapağını kaldırdığımız zaman içinde ilk önce karşımıza bir pil çıkıyor. Pili oldukça büyük. Bu yüzden de akü süresi oldukça uzun. Normal kullanımda sanıyorum bir hafta kadar dayanabiliyor. Pili çıkardığımızda, bu arada telefonu açtım. Telefonun pilini kaldırdığımızda arkada 3 girişi var. İki SIM kart yeri var. İki SIM kartı kullanabiliyoruz. Bunların büyüklüğü yalnız mikro SIM kartı koyulabiliyor. Bir de onların yanında yine mikro hafıza kartı takabiliyoruz. Bunun üzerine de kitaplarımızı, müziklerimizi vesaireyi aktarıp onu telefondan dinleyebiliyoruz. Arka yüzü böyle. Çevirip avucumuza aldığımızda ön yüzüne bakıyoruz. Önce sol taraftaki kenarda iPhone'lardaki ses ayarının yükseltilip alçaltması yerinde bunun da aynı. Ses yükseltme ve alçalma düğmesi var. Güç tuşunun yerinde de yine bir tuş var. Bunun çeşitli fonksiyonları var ama açmak kapamak için kullanılmıyor. Üst kenarında yukarıya bakan bir kulaklık girişi var. Onun yanında mikrofonu var. Onun yanında da ışık. Oval şekilde bir ışık şeyi var. Alt tarafında USB girişi var. İşte doldurmak için buradan direkt kabloyu buraya da takabiliyoruz. Ya da bir doldurma istasyonu var. Oraya dik olarak koyup doldurmasını sağlayabiliyoruz. Bize bakan ön yüzünü ikiye ayırırsak üst tarafta sadece ekranı var. Oldukça büyük bir ekran. Bu hem de az görenler için düşünülmüş sanıyorum. Ve alt tarafta da yine bildiğimiz rakam tuşları var. 1, 2, 3'ten işte yıldız, 0 ve route düğmesine kadar. Ekranla bu numara tuşlarının arasında şu tuşlar var. Bir numaranın hemen üstünde bir yes, okey, onaylama ya da telefon geldiğinde onu açma tuşu var. Onun üstünde de bir ana menü tuşu var. İki numaranın üzerinde aşağı yukarı hareket eden oklar var. Sağ tarafta onun 3 numaranın üstünde de bir hayır ya da geri çıkış gibi kullandığımız ya da telefon geldiğinde kapatmak için kullandığımız bir tuş var.
Onun üzerinde de yine bir tuş var. Bu en son söylenen şeyi tekrar etme ya da bir metin alanındaysak yazdığımız şeyi okutturma ya da harf harf okutturma gibi ya da normalde de işte sadece saati söyleyen bir tuş var. Üstündeki tuşların hepsi bu kadar. Biz de bu tabii eskiden kullandığımız o Nokia telefonları hatırlatıyor. Rakamların üzerinde işte bildiğiniz gibi 2'nin üzerinde ABC, 3'ün üzerinde DEF diye gidiyor. 0 tuşu da boşluk tuşu görevini görüyor. Bunun şimdi menüsü Almanca konuşma programı. O yüzden kusura bakmayın biraz kulağınızı tırmalayabilir. Ama sesi tanımanız açısından da duymanızı istiyorum. Bu bir numaranın üstündeki Yes tuşunun üzerinde demiştik ya işte bir ana menü tuşu var. Buraya bastığımız zaman 7:58. Keine verpassten hiçbir bildirim yok diyor. Onun altında okla aşağı iniyorum. Ereignisse. Saati Eins söylüyor. von Bir de tarihi 6. söylüyor işte 7:59. günün Sonntag, tarihini. 6.2020. Onun altında Wi-Fi. WLAN stand. Onun altında Verbunden. Bluetooth. Bluetooth. Aktiviert. Onun altında Kein Netzstärke. Nicht şeyi verfügbar. 5 von gösteriyor 6. işte telefon şeyi takılıysa SIM kartı onun bilgileri var. Akkustand 81%. Aküsünün durumu 6 von var. Hepsi bu kadar. 1 von 6. 7 von. Onun dışında normal durumdayken ok tuşlarıyla aşağı indiğimizde burada arama telefon için kullandığımız arama var. Eğer buraya girersek içerisinde işte bildiğimiz bütün menüler, alt menüler, kişiler, son aramalar vesaire vesaire onlar var. Onun altında okla bir inersek bildirimler, kontaklar, kişiler, uygulamalar, ayarlar, erişilebilirlik, bir de telefonu kapatma yeri var. Bunların hepsine tek tek girip bakılabilir tabi. Bunun dışında bu sağ taraftaki güç tuşunun olduğu yerdeki tuş tek başına. Buraya bir kere bastığımızda buradaki favori uygulamaları buraya yerleştirebiliyoruz. Ne bileyim işte en çok kullandığımız mail ya da Facebook ya da WhatsApp, dikte etme, not alma vesaire. Uzun bastığımızda da Siri'de olduğu gibi emir verebiliyoruz. Diyelim şu uygulamayı aç, bu uygulamayı aç vesaire diye. Bir de bu tuşun önemli bir özelliği var. Mesela diyelim biriyle konuşurken telefonda karşıdaki kişiden izin almak koşuluyla bu düğmeye basılı tuttuğumuzda karşıdakinin konuştuğunu direkt kaydedebiliyoruz ve bunu telefonun hafızasına atıyor. Bu aslında bizim için yani görmeyenler için iyi bir özellik. Çünkü karşımızdaki insan bir telefon numarası verebilir, bir adres ya da önemli bir şey söyleyebilir. Bizim onu not almamız gerekirse buradan onu direkt kaydedebiliyoruz. Şimdi bu güç tuşuna bir kere bastığımızda burada favori uygulamalar var. Buraya istediğimizi ekleyip istediğimizi çıkarabiliyoruz ya da sırasını değiştirebiliyoruz. Bir kere basıyorum. 16. İlk sırada hava durumu var mesela. Buraya girdiğimiz zaman şehirlerin hava durumlarını istediğimiz şehri ekleyebiliyoruz. Facebook var. Telegram var. WhatsApp var. Müzik dinleme, kitap dinleme, o kartın üzerindeki şeyleri dinleyebiliyoruz. Alarm kurabiliyoruz. FM radyosu var. Kulaklık taktığımız zaman çalışıyor. YouTube var. Bir okuma uygulaması var gene. Kütüphaneye bağlanabiliyorsunuz. Bir kütüphaneye
buradaki bir kütüphaneye bağlanıp oradan kitap indirebiliyorsunuz. Notizen. Notlar, 7 von 16. notlar uygulaması. Diktiergerät. 6 von 16. Dikte fonksiyonu, bizim şeydeki iPhone'daki gibi ses alma uygulaması. Internet browser. 5 von 16. Burada işte Safari gibi bizim internet arama motoru var. Buraya girdiğimiz zaman istediğimiz şeyi verip arayabiliyoruz. İnternete girebiliyoruz. Lookout. 4 von Google 16. Lookout diye bir şey var. Bu bizim şeye benziyor bu uygulama. Seeing Eye var ya, bir şeyleri okutturma, fotoğrafını çekip okutturma, işte para tanıma vesaire gibi özellikleri var. Bu da çok güzel bir uygulama. İnternet radyo 3 von İnternet 16. radyosu var. Bu da çok on yüzlerce internet radyosu var. Hepsini dinleyebiliriz. Ülkelere göre, konuşma dillere göre vesaire hepsini buradan ayarlayıp bulabiliyoruz. Favorilere ekleyebiliyoruz. E-mail 2 von E-mail 16. uygulaması var. Buraya e-mail adresimizi vesaire girdikten sonra çok güzel bir şey. Bu da çok kolay. Beta 1 von Tekrar 16. başa döndü hava durumuna. Yani sonuçta çok kullanışlı bir şey. Eski Nokia'lara benziyor. Hala tuşlu telefon kullanmak isteyen, kullanmakta ısrar eden diyelim kişiler için veya işte bu touchscreen'i, dokunmalı ekranı çok iyi kullanamayanlar için bir alternatif olarak düşünülebilir. Yani pek çoğumuz tabii bunu kullanmayız çünkü yazı yazma işine geldiği zaman tuşlarla yazmak artık biraz bizi orta çağa götürür gibi oluyor ama insan tabii biraz yazdıkça alışıyor. Ben mesela çalışırken biraz telefonu tanımak için hemen insanın eli parmakları alışıyor tabii. Yine bu telefonda çalışan çok iyi bir özellik de dikte fonksiyonu. Gerçekten istediğin kadar hızlı konuş, çok hatasız bir şekilde dikte ettirebiliyorsun yazdırmak istediğin şeyi. Ve onun üzerinde de yine oklarla dolaşıp hata varsa düzeltebiliyorsun ya da baştan sona okutturabiliyorsun vesaire. Yani bizim istediğimiz özelliklerin çoğu var. Olmayan tek şey Türkçeyi desteklemiyor. Ama İngilizce, Fransızca, Almanca vesaire kullanmak isteyenlerin çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir telefon. İşte eski Nokia telefonlardan tanıdığımız işte özel işaretler yazarken veya işte büyük harf, sürekli büyük harf, sadece baş harf büyük vesaire, rakamlar, özel işaretler, mail yazarken vesaire, şifre girerken onların hepsini tabii burada da bulmak mümkün. Ekran okuyucusunun sesi de biraz TalkBack'e benziyor bence. 8 Uhr 8. Anrufen. Telefon Bedienungsanleitung. Applikationen. 4 von 7. Evet, uygulamaları da oldukça geniş, aplikasyon dediği. Pek çok uygulama var. Bunları indirip kullanabiliyoruz. Mesela büyüteç gibi, renk tanıma gibi diğer özellikler de var, uygulamalar da var. Bunları da kullanmak mümkün. Evet arkadaşlar, kabaca böyle aklınızın bir köşesinde bulunsun diye anlattım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.